Herkese merhabalar. Muhteşem bir Ramazan günü daha yaşıyoruz. Evet. Kilisten bugün misafirim. Dün gece birlikte kaldık. Sahuru birlikte yaptık Hatice ablayla. Çok eğlenceli ya. Birisiyle olmak sahurda, Ramazan'da çok daha keyifli. Teşekkürler. Nereye gidiyoruz? Kasaba gidiyoruz. Evet. Etimizi alacağız kasaptan. Beraber evet. Almak istedik. Etlerimiz var, kimi etimiz var, kimi tabii, etimiz yok. Tabii, eksikleri buradan tamamlayalım dedim. Konuşuruz. Evet. İyisin değil mi? Hamdolsun. Başın dönmüyor değil mi? Yok, yok, yok. O kadar İyi. Yemekten sahurdan sonra demek sonra istedim tabii. Yani. Hadi çok gidelim, güzel. Hadi gidelim. Hadi hoşçakalın. Gerçekten el ayak çekilmiş durumda. Hiç evet, şey yok ortada. Evet, evet maalesef. Ama daha keyifli. Tabii, tabii. İstanbul'un kalabalığı evet. Meşhurdur ama ben şanslıyım yani. Aynen öyle. İşte benim kasabım. Murat abi merhaba. İyi günler. Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsın? Sağ olun size. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Valla güzel et vermen lazım ona göre. Yani biz biliyorsunuz Güneydoğu'nun etleri meşhurdur. Yani oradan getiremedim, buradan bilmiyorum. Dur bakalım, inşallah iyi lezzetlidir. Çiğ köftelik et alacağız. Evet. Çiğ köftelik bir de tamam. Teşribi için. Teşribenin eti yani kuşbaşının irisi, kuzu evet kuzu. Olacak. Burası etin but kısmı. Evet, yumuşak bölümü olmalı. Harika bir bölüm. Kuzular evet. Trakya kıvırcığıdır. Adana'dan sonra bizim etimizin lezzeti yok, bize bizim geliyor. Etlerimiz de güzel. İnşallah Trakya iyidir. Biz şimdi buttan veriyorsun. Evet. Kilo. Yağlarını falan ayıklıyor. Tamamen sinirsiz. Tamamen yağını ayıklayacağız. Ayıklayacaksınız. Bunu. Kuşbaşının irisi doğranacak. Olur. Öyle. Etin kilosu ne kadar burada? Kuzu eti kemikli 34, kemiksiz 55 lira. Yok, bizde yine kilosu da daha insaflı yani, fena değil. Biz 55 liradan et yiyemeyiz kardeşim doğudan, ya. Doğuyla buranın arasında bayağı bir fark var. Ay evet. Evet çok güzel. Tamam. Etlerimiz birinci sınıftır. İnşallah yemeği yapın daha çok. Ay inşallah var. Hadi bakalım. Şimdi sıra başka çiğ köfte. Başka bir isteğimiz çiğ köfte. Çiğ köfte için sizi biraz bekleteceğiz. Dana mı olur? Sizde dana. Burada dana burada mı? Burada dana oluyor. Bak evet, bizde dana. Kuzuyla yapılır ama buraya uymak mecburiyetindeyiz. Çok pahalı olur kuzu. Aynen öyle. Yani şimdi yarım kilo çiğ köfte çıkarmak için bir kilo kuzu eti kullanmak gerekiyor. Çiğ köftenin kuzudan yapılırsa mantık olarak ne kadar zor olacağını şu an fark ettim. Ama işte yöremizde de biz asla dana yemeyiz. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. İyi günler. Hoşça kalın. Yine bekleriz. Merhaba, nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Tırnaklı pide alacağım ama sen bundan istemezsin. Olmaz, yok. Biz onu kebapçıdan alırız. Tamam. Tamam mı? 4 tane bana pide akşam için ayıracaksın. İftar Ramazan için. İftarlık için. Tamam. Tamam mı? 4 tane. Dört. Ya ben gelirim ya Alaaddin gelir. Tamam. Tamam. Çok teşekkür ederim. Aynen. Evet, tamam. İyi günler. Buradan gidelim. Hadi bakalım. Hadi Allah kolaylık Allah versin. Allah bize yardım etsin. Oruçlu oruçlu yemeklerimizi yapalım. Oh, evim alışveriş ne kadar güzel. Evet. Aç acına da gezmek ne kadar zor. Alışveriş yapma. Şimdi etleri hemen dolaba koyarım. Evet. Ben şöyle çıkmadan hazırladım sizin için. Evet, şöyle biliyor bırakayım. Biliyor musunuz Hatice abla? Evet. 3 koli geldi. Mesela sen şöyle kısaca bize... Şimdi bu bizim yöremizin pişmiş yoğurdu, tuzlu yoğurt. Evet. Bunlar hazır pişmiş yoğurdumuz. Bunu cennet çamuru yapacağım. Bu... Cennet çamurumuzun fıstığı, boz fıstığı, kaymağı tabii. Çok bu tatlı. Da tamamen yöresel ve de köy kaymağı yani hiç mandıra değil. Bu bahar, yeni bahar. Bu biz toz biber diyoruz, kendi ürünümüz. Pul biber. Bu size hediyem, kendi ürünüm nane. Size kuruttum burada yersiniz diye. Bu meyan kökü.
Ramazan'da olmazsa olmaz iftarda şerbetimizdir. Köy şeyini. Bu da ölçüsüdür içinde. Bizden kalan tırnak pideleri teşribi için. Teşribi için bu. Aynen. Onu şey yaptım. Bu da biber salçamız. Böyle getirdim, kusura bakmayın yani. Çok tatlı. Poşetleyemedim. Bu hediyem size. Ufak bir hediyem, kusura bakmayın. Almayı en sevdiğim hediyelerden biri. Teşekkür ederim. Kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Fincan, evet. Çok severim. Çok teşekkür Sizin ederim. Sizin kadar değerli değil ama. Canımsın. Vallahi bile. Yanında getirdiği küçük patlıcanlar var. Onları dolaba koydum. Acur var. Yemeklerinin etleri var. Acur var. Onlar dolapta. Evet. Bugün ne yemekler yapılıyor? Artık söylemeye hazır hissediyorum kendimi. Evet. Ufak ufak söyledik ama sen istersen şöyle kendin say. Şimdi bizim Ramazan soframızda olmazsa olmamız en başta çiğ köftemiz var. Kardeşin yoğuracak. Sen malzemeleri birleştireceksin. Evet, ben birleştireceğim. Kardeşim geldiğinde yoğurur. Çünkü bizler çok iddialılar ve gerçekten masaya koymak istedik. Bir yoğurtlu çorbamız var. Teşribimiz misafirler için özel bir yemeğimiz. Hiç yapmadım. Cennet çamurumuz var. Acur dolmamız var. Üstümüzü değiştirelim, ellerimizi yıkayalım ve sizin için mutfağa girelim. Tamam. İlk yemeğimiz ne olsun? Acur dolmamız. Böyle biber bir şey yok ama. Kendi ev salçamız var. Doldurmaya geçeceğiz. Acur bitti, iş bitti. Cennet çamuruna geçelim. Yapalım. Böyle yavaş yavaş buna yedireceğim. Kavuracağız. Evet. Tam Ramazan masasına uygun oldu. Yoğurtlu çorba. Bu bizim çorbamızın suyu. Onun yoğurdunu yavaş yavaş koyacağım. Lütfen çorbada tuzun bulunsun komşum. Evet. Şimdi önce yöremizin olan domates salçasını koyuyoruz. Ellerinize sağlık. İkinizin de. Son yemeğimiz teşribi. Şimdi bu ana yemeğimiz olacak. Nasıl da şirinler, ne kadar güzeller. Nasıl salça seviyorsunuz, evet. Siz Antepliler. Evet. Şöyle bir döndüreceksin sadece, evet. Değil mi? Ay çok güzel gözüküyorlar. Küçücük, evet. Küçücük. Patlıcanları üzerine dizeceğim canım. Şimdi yoğurdunu koyacağız. Ne sunduk be? Evet. Nasıl güzelleşti, bakar mısınız? Yeşil nasıl yakıştı. Saçlarını ben topladım. Evet, yukarıda, evet. Süslendi kızlar olarak. De yaptım, evet. Bu arada. Şimdi ilk yemeğimiz ne olsun? Acur dolmamız. Ay olsun. Başlayalım. Tamam, hadi Bismillah buyurun. Bismillah diyelim. Hazırlığa Ramazan'ın başlayalım. Ramazan'ın ilk yemeği. Hadi bakalım. Kilis mutfağından acur dolması. 3 kilo acur. 500 gram yağlı kuzu kıyma. 700 gram ilikli kemik. 150 gram kuyruk yağı, 1,5 su bardağı bulgur, 2 su bardağı firik, 1 yemek kaşığı biber salçası, 2 yemek kaşığı domates salçası, 1 çay kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 çay bardağı ılık su. Şimdiki soğanımızı ince ince kıyacağız. Peki. Ben de o arada şeylerini ölçeyim mi? Firik ve bulgurunu. Tabii. Şimdi 2 bardak firik. Yıkıyor musun? Hayır, hayır. Hepsi yıkanmaz, şeyden. Değil mi? Bir buçuk normal, evet. Pilavlık, evet. Bulgur. Firik ne kadar? 2 su bardağı. Mesela Mersin'de arkadaşlar bunu elde doğruyorlar. Ama hayatta yapamadığım şey. Ben de elde doğrayamam. Bir böyle, iyi. Başlı yemek kaşığı salçamız. Böyle biber bir şey salçamız. Yok ama. Yani böyle, evet. Bir...
Kendi ev salçamız o ama özel. Çok güzel. Biraz daha fazla, biraz daha. İki kaşık domates, bir kaşık biber salçası. Tuz, karabiber. Tuzu tahmini onu siz kendiniz ayarlayın. Karabiberi de. Karabiber bir tatlı kaşığı koydum, bir çay kaşığı tuz koydum, başka pul biber falan. Yok, ha, toz biberimiz yok. Salça koyduk ya, onun için koymayız ona. Kıymasını getireceğiz. Etlerini hiç bozmadım. Evet. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın nasıl getirmiş. Dolmalık yazmış üstüne. Evet. Ne bu, kuzu mu? Kuzu etimiz. Kuzu. Bu da kilis tava. Bu kilis tavamız için olacak. Bu da kuzu. Dışarıda kalsın. Buzdolabına koymayalım. Onlar donmuş vaziyette o için. Aynen. Ne kadar burada kıyman var? Yarım kilo kıymamız. Kuzu, yağlı. Evet. Dolma da yağlı makbuldür. Tabii yağ çok önemli. Soğanımızı koyacağız. Bir çay bardağı da su koyacağız. Sıcak, soğuk fark ediyor. Yok, normal ılık, soğuk su. Aynı bu içi başka bir şeyle dolduruyor musun? Bir tek acura mı yakışıyor böyle firik falan? Ne bileyim, yeşil biber, kabak, kırmızı. Hayır, kabak dolmamız da. Elim temiz, şimdilik başlıyorum. Bardağınız da kuş kadar. Küçükmüş değil mi? Ama şeyi de bununla ölçtüm. Bulguru da mı? Bulguru da bununla ölçtüm. Evet. Az mı? Biraz az ekleyeyim. Az biraz, evet. Ben yani sizin bardak çok küçükmüş hakikaten. Standart bu eski çay bardağı. Bileyim hani ölçü verebilmek adına bununla yaptım en küçüğünden. Bununla iki koymuş oldum. Tamam, bu halloldu. Peki, şimdi doldurmaya geçiyoruz. Şimdilik doldurmaya geçeceğiz. Böyle. Ben de yardım edeyim sana. Bir kaşık tenceremiz. Mı? Yok, kaşık dolmaz. Bu bizim bildiğimiz hani böyle kart kurt dediğimiz acur değil mi? Acur değil bu. Bu tüylü acur. Ya. Dolmalık acur denir. Biraz boşluk bırakacağız. Evet, evet. Dik mi, yatay mı? Yatay. Üst üste yatıralım. Hayır. Bak dur, onu da göstereyim. Şey miyiz? Pardon. Şöyle dipler birbirine girmek şartıyla. Aa, kemik. Aa, ılıttık kemiği. Aman tanrım. Bir de yağ koyacaktık. Kuyruk yağı kuyruk koyalım. Kuyruk yağı ince ince kıyacaktık. Geç kalmadık. Yani unutsaydık hiç mahvolurdu. Ne yap? Çıkarırdık hepsini, tekrar dizerdik. Bunun birazını çorba yapacağız. Benim ayıralım. Mesela hiç böyle bir alışkanlığım yoktu. Gidip kasaptan kemik alayım falan. Evet. Bu program sayesinde, yemek programı sayesinde kasaba gidiyorum. O da beni öğrendi artık. Gerçekten söylüyorum bunu. Evet. Hemen bana ayırmış oluyor kemik ve ben çorba yaparken mutlaka içine atıyorum. Bunu da. Şimdi lütfen bana bir bıçak verir misin? Hemen vereyim. Tamam. Bir de düdüklü tencereyi de alalım. Evet. Çorba yapacağız ya, onun için kemikleri kaynatalım değil mi? Evet, onu da hazırlayalım. Yoğurt çorbamıza kemik. Bunu ince ince kıyıyorum. Çünkü lezzeti çıksın kuyruğun. Dolmamızda hiç yağ yok fark ettiyseniz. Kıymanın kendi yağısı var. Yağlı bir kıymaydı. Evet. Tamam. Yoğurt çorbamız için kemikleri de atayım. Tamam. Onu şöyle bir... O kemik çok değil mi? Yok, ancak. Ya? Evet. Ancak. Çok ağır olmaz mı? Yok, iyi olur. Ben kiliste devamlı kemik suyunu kaynatırım. Dip birizden hiç eksik olmaz. Şöyle bırakayım bunu da. Devam edeyim. 4 yıldır program yapıyorum. Ramazan programı ilk defa yapıyorum. Öyle mi? Onun farklı bir bak heyecanlı oluyor ya. Böyle
daha güzel olmalı sanki böyle. Her şey daha özel olmalı. Evet. Herkesi de bu havayı seziyorum. Esnafta da, gelen konuklarımda da. Şükür, hamdolsun. Şimdi sana bir dolma taşı bulayım ben, evet, değil mi? Evet, onu da bulalım. Çok tatlı oldular. Evet, bunları harika kaldırıyoruz. Şöyle bir dolma taşı. Acur bunun salatalığa giriyor ya, kendi de su salan bir şey zaten. Tabii. Çok su koymayız şimdi herhalde. Şimdi bunun üzerine 2 bardak su koyalım. Üç bardak. Ramazan açlık belli kafama oluyor. Kafam tuttu. Şimdi buna biraz da tuz koyacağız. Hmm. Yani suyuna tuz lezzetli. Buharıyla pişecek o. Peki. Onu. Tamam. İlk yemeğimiz yani bir de bir gerçekten çok evet lezzetli olacağına Ramazan'ın eminim. İlk yemeği dolma, ateş yandı. Haydi bakalım. Evet. Şimdi yoğurt çorbamız için bol kemiğimiz kaynıyor. 1 kilo evet kemiğimiz ilikli. Evet. İkinci ne yapalım? Daha ete var. Cennet çamuruna geçelim. Yapalım ikinci evet yemeğimiz. Evet, hadi bakalım. Yanında kaymağı var, sarı yağ var. Evet, boz fıstığımız var. Kadayıfın var. Evet, kadayıfımız hepsi Antep'ten var. Geldi. Her şey özel. Hadi geçelim. Kilis mutfağından cennet çamuru, 1 kilo kadayıf, 250 gram sade yağ, 300 gram toz fıstık, şerbeti için 4 su bardağı şeker, 2 bardak su, üzeri için kaymak ve toz fıstık. Burada 1 kilo kadayıfımız fazla var sanki. Kilis de bunu yağla çekerler ve biz özellikle yağımızı istemedik. Burada sade yağ ne olsun demek, diye. Ne demek yağla çekerler? Yani yağlandırıyorlar öyle şey. Yağlı satıyorlar. Katı yağlı satıyorlar. Ben özellikle istemedim. Önce şekerimizi koyalım. Koyalım. Evet. 4 bardak şeker. Dört bardak şeker, 2 evet bardak su. Evet. Bayağı koyu bir şerbetimiz var. Özelliğimiz o. Altını yakacağız. Soğuk tamam mu lazım bize? Normal ılık. Öyle çok kaynar da olmasın. Tamam. Sıradaki işlemimiz çok aşırı tatlı değil mi ya? Yok, ancak yutacak yani malzemeler maşallah tamam yani. Yağ mı eritiyoruz şimdi? Hayır, yağ eritmiyoruz. Buna 250 gram yağ koyacağız. Şimdi bakın bunu elimle böyle yavaş yavaş buna yedireceğim. Sen bir küçük ara ver, ben bu gürültünün sebebini size bir göstereyim. Ramazan ya, kalabalığız ya. Bakın burada Seyhan'ın yakışıklı oğlu asla bakmıyor şu anda. Burada da Demir'imiz var. Demir'cim hoş geldin bebeğim. Çok mutlu oldum gelmeni. Demir de Nesrin'in yeğeni oluyor. Yurda Gül ablam da bakıcımız oluyor. Seninle de yemek yapacağız. İnşallah. Altını yakıyorum tavamın. Tamam.
Ve yavaş yavaş o yaptığın, harmanladığın sade yağla kadayıfı... Evet, onu alacağız. Burada kavurmaya başlayacağız. Kavuracağız. Evet. Şu Ramazan'da en zorlandığım şey... görevlerim vardı ya benim, hani böyle sıcak sıcak yemek gibi. Evet. Onu yapamıyorum ya böyle hakikaten. Boş boş oluyor saat gelince. Aynen öyle. Oldu mu? Oldu, tamam. Bu da bitti. Şimdi fıstığını kapatalım. Getireyim. Hadi. Bu son tabayı da götürelim. Şöyle. Şimdi ben bir önlük alabilir miyim? Önlük. Kendi evet. Getirdiğin önlüğü bileyim evet. Mi? Evet. Kaymağı istersin herhalde. Yok, kaymak daha erken. Spatula istiyorum. Bir de fıstığımız, 300 gram fıstık. Hiç bu tatlıyı yapmamışız mesela. Evet. Bugün yapmadığımız çok yemekler var. Şimdi bu üç, bu üçte birini şöyle gezdireceğiz. Yeterli. Şimdi bunu yavaş yavaş buna. Bir bakayım hele. Tamam. Ellen devam edeyim ben buna. Tamam. Tamam mı? Buyurun. Şimdi bunu biraz daha istiyorum. Koy ona, bir kap değişsin çünkü sıcak. Kaymağını çıkarayım. Şimdi kaymağını çıkar. Ben de tepsiye alayım. İşte tamam, kaymağımız da geldi. Hacı olacak. Evet. Cennetin üzerine beyaz örtü. Evet, onun üzerine son fıstık koyacağız artık. Onu da sunumda serpelim artık. Evet. Bunu dolaba koyayım. Evet, dolaba koyalım. Yani hakikaten tam Ramazan masasına uygun oldu. İki yemeğinde, iki de ikisin. Yoğurtlu çorba. Bu bizim çorbamızın suyu. Onun yoğurdunu yavaş yavaş koyacağım. Lütfen çorbada tuzun bulunsun komşum. Evet. Şimdi önce yöremizin olan domates salçasını koyuyoruz. Ellerinize sağlık, ikinizin de. Son yemeğimiz teşrübe. Şimdi bu ana yemeğimiz olacak. Nasıl da şirinler, ne kadar güzeller. Nasıl salça seviyorsunuz evet. Siz Antepliler. Evet. Şöyle bir döndüreceksin sadece evet. Değil mi? Ay çok güzel gözüküyorlar. Küçücük evet. Küçücük. Patlıcanları üzerine dizeceksin canım. Şimdi yoğurdunu koyacağız. Ne sunduk be? Evet. Üç
Üçüncü yemek ne olsun? Yoğurtlu çorba. Kemik kaynattık, ilikli, hazır bir kilo hem de. Güzel şimdi yoğurtlu böyle başlangıç olsun, midemizi bir yumuşatsın evet. diye bir çorba yapacağız. Hadi geçelim. Hadi bakalım. Kilis mutfağından yoğurt çorbası. 1 kilo ilikli kemik, 1 kilo tuzsuz yoğurt, 1 su bardağı pirinç, 150 gram kabuksuz antep fıstığı, 150 gram tuzsuz badem, 1 tatlı kaşığı tuz. Sosu için 2 yemek kaşığı tereyağı. Evet, Ramazan evet. menümüzden ilkiydi bu acılı evet. dolmamız. Evet. Çok güzel oldu. Altında sade yağ, pardon kuyruk yağ ve kemik kenara alıyoruz. Evet. Şimdi üçüncüsü ve başlangıcımız olacak evet. yoğurt çorbamız. Evet. Bakın böyle 1 kilo ilikli kemiğimiz vardı. Evet. Onu buraya süzüyoruz. Süzelim onu güzelce. Ben de yardımcı olayım mı? Tamam. Evet. Nasıl güçlü bir et. Onu biraz daha su takviye edip. Değil mi? Aynen tabii. içindekini düşündüm. Yani ben de, ne suyumuz çekilmiş. Doğru daha söylüyorsun. İyi olur. Altını yakıyorum. Evet. Harika. Oldu. Bu bizim çorbamızın suyu. Evet. Şimdi ne yapıyorum? Ne bir çıkarıyorum? Bir bardak pirinç çıkarıyoruz. Onu da yıkayalım. Evet. Çorbamız çok basit görünür ama Nursel'cim. Aslında özelliği bunun yoğurdundadır. Yani bunun yoğurdu çok özeldir. Süzme yoğurt değil mi o? Ne farkı koyun var? Koyun yoğurdu. Bu ev yoğurdumuz. Kendimiz süzeriz, alırız bunu. Hı hı. Güzelce süzüldükten sonra pişiririz. Kavanozlara kurar, bir kış, bir sene, iki sene kalsa hiçbir şey olmaz. Ve de özelliği sıcak sıcak yemeğe koysak da asla kesilmez. Aynen. Evet. Birkaç tane pirinç düştü farkındaysanız karnımız o kadar aç ki onun kıymetini evet. biliyoruz yani. Tabii evet. aç insan anlıyor yani. Bir bardak pirinci. Ramazan'da illaki böyle bir çorba tarifi vermek istiyoruz çünkü çok önemli olduğunu söylüyor zaten, doktorlar da evet. başlangıç olarak. Bu da senin getirdiğin yoğurtla taçlanacak. Yoğurdumuzdu evet. Aa, o böyle. Ne? Suyunu alsın diye bunu böyle yapmıştım. Atabiliriz. Şimdi kalsın bu. Aha. Piştikten sonra içine direkt koyacağız. Bu kadar mı? Şey yoğurdu katıyoruz. Ay, yoğurdu ama iyice özleşsin ama pirincimizin. Yoğurdu piştikten sonra. Tamam bunlar. Fazla. Bunlar da sunuma konurken tereyağında bunlar kızarıp öyle. Anladım. Bence onları o arada kavuralım biz. Kavuralım evet. Ortadan kalksın. Tabii. Onları. Şöyle. Az bir yağda şöyle bir çevireceğiz. Sıvı yağ, tereyağı. Fark etmez. O zaman şöyle sıvı yağ yapalım. Çok az bir şey. Çok ağır olmasın. Evet. 150'şer gram hem Antep boz fıstık. Evet. Şöyle bir döndüreceğiz. Evet. Birazdan ailen gelmeye başlayacaktı. İnşallah. Kalabalık bir masa kuracağız. İnşallah. Kardeşin gelecek, abim evet. mi? Ve bize çiğ evet. köfte gösterecek. Söylemiştim evet. sabahta. Kendi malzemelerini yoğuracak. Birleştireceğiz. Evet, evet. Olmazsa olmaz Ramazan'da. İnşallah, tabii. Bak bunlar oldu. Bunlar evet. Bunu da kapatıyorum. Şimdi bunun yoğurdunu ne zaman katalım? Şimdi onun yoğurdunu yavaş yavaş koyacağım. Peki bu nasıl eriyecek böyle? Bu erir. Ne enteresan bir yöntemin evet, var. Çok enteresan. Alışılmışın dışında yani. Evet, evet. Kapım çaldı, abin geldi. Öyle ha? mi? Hadi ne bakalım. Bileyim? Komşum. Merhabalar.
Hoş geldin. Hoş gördük. Nasılsın? Gel. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ay çok teşekkür ederim. İyisiniz inşallah. Süperiz. Ne, akşama şimdi neler yapıyorsunuz? Kilis bugün. Ha, evet. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Benim komşum oluyor. Memnun oldum. Nasılsınız? Evet, teşekkür ederim. Lütfen çorbada tuzun bulunsun komşum. Evet. Ay evet, çok iyi oldu. Bize şarkı söyleyecek birisi var şimdi burada. Demir bana şarkı söyleyecekmiş. Ben çok istedim. Evet. Gel. Evet. Gel yanıma. Evet, değişik. Kızlar. Kızlar. Evet, Antep. Kızlar bakın bize şarkı söyleyecek biraz. Demir. Hadi bakalım. Hadi. Hadi Demircan. Ne söyleyeceksin? Şaka yapıyorsun. Hadi gel. Beraber. Hem de bir şeyi seçmiş ki. Sen de seversin. Sen de Karadenizlisin. Evet. Çay elinden öteye gidelim yani, yani. Gidelim yani, yani. Gidelim yani. Sepetunun ipleri keseyim umuzunu. Keseyim umuzunu, keseyim umuz. Bravo. Aferin. Yalnız şiveli falan yani. Ne yaptın akşam, ne var yemekte? Akşam vallahi hiçbir şey yapmadım. Canım çok şey çekiyor. Malzeme alacağım. Evet. Canım şimdi kadayıf çekiyor. Ooo süper. Kadayıf çekiyor vallahi. Sana bir şey göstereyim. Bir şey diyeceğim. Bilinçli mi söyledin bana? Yok. Bizde olduğunu biliyor muydun? Var mıydı? Ay. Ben söylemedim. Vallahi ben biz ama kadayıfsız durmayız zaten. Evet. Mutlaka Karadeniz'de, Giresun'da kadayıf meşhurdur. Çay elinden öteye gidelim yale yale. Ama bu kadayıf mı değil? Kadayıfın babası. Bu cennet çamuru. Şey, kadayıfla boz fıstığı karıştırdınız. Ha, altında evet. Kadayıf. Ha, burada kaymak mı? Evet. Beklerim, gel akşam. Ya da sana ayırayım şöyle bir dilim. Kadayıfın esas memleketi Giresun, bir tip yapılır ama. Vallahi. Bir tip yapıyoruz. Fırına veriyoruz, bol tereyağını, yani arasına fındık koyarız. Lütfen iller arasında savaşmayalım. Memleketimiz Kilis'te yani kadayıf uzmanıdır. Yani sizde bir kadayıf var, bizde künefe var. Ağzı künefe var, peynirli künefe var, fıstıklı künefe var, cevizli künefe var. Bir sürü şey var. Cennet çamurumuz var. Yani şimdi ne demek istediniz bana? Tabii yani bakmayın ben de. Yani konuş genelde. Karadenizli. Oo, iki Karadenizli. Eyvah. Hoş Karadenizli. Ankara'da. Evet, evet, hoş geldiniz. Değil mi? Evet. Bakar çorbamız mısın, da hazırlandı. Sayılır. Çok güzel. Sunumda kabukları alınmış bademimiz ve yine kabukları alınmış boz fıstığı katıyoruz. Evet. Üçüncü yemeğimizi de bitirdik. Evet. Bayağı yoruldunuz o zaman. Sizi şöyle bahçeye alayım. Evet. Ya. Bahçeye değil terasa çıkalım o zaman. Öyle mi? Terasa hadi bir, evet, tamam bir hava alalım. Tamam. Gülfer teyzem gelir misin bizle yukarı? Evet. Ne yap? Çok isterim üst kata gel, gelmeyi. Gel hadi. Tabii beraber hadi. Sen? Çok teşekkürler. Sen gelmek ister misin bizle? Hadi gel. Hadi bakalım. Hadi. Hadi Allah kolaylık versin. Biz biraz dinlenmeyin. Buyurun, buyurun. 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 Aman Tanrım. Ay, çok severim ben bu terası. Baksana, ay, çok iyi. Harika. Aslan'a dikkat et. Şu camiye bayılıyorum. Siz de şöyle oturun isterseniz. Az havalanalım şöyle. Aslan'a dikkat et. Sen de dikkat et, olur mu aşkım? Aman Tanrım. Şuraya bak, şu güzelliğe bak. Çok güzel bak, değil mi? Küçücük evet, de olsa olsun, manzara. Harika bir şey yani. Bu erguvanlarımız kurudu ya. Evet. Niye kurudu anlamadım. Niye bilmiyorum ben de bilmiyorum. Artık iyice yaşlanmış. Tabii. Ama budamak lazım o zaman onu. Sarmaşıklar da çok sarmış ama kurumuş. Kurumuş, tamamen kurumuş onlar. Son yemeğimizi tamamlayalım. Evet. Mesut abi riskte midir nedir? Dur bakalım, mi, bakalım yetişebilecek mi yetişmeyecek mi? En kötü biz yoğururuz. Evet o, biz yaparız. Gelin, evet tamam memnun mı oluruz. Hadi bakalım. Hayırlısı. Haydi geçelim içeri. Oldu. Buyurun. Hadi.
Hayır, yukarıda ben vereceğim sana. Bana müsaade. İftar alışverişini yapmaya gidiyorum. Kadayıf ayıracağım sana. Kadayıf ayır bana. Hadi. Hadi hoşça kalınız. Sağ olun. Memnun oldum. Teşekkür ederim. Ben de memnun oldum. Kilisede bekleriz. Hoşça kal. Evet. Şimdi ne demiştik? Son yemeğimiz. Teşrübe. Teşrübeye geçiyoruz. Kilis mutfağından teşrübe. 1 kilo küçük boy patlıcan, 1 kilo iri doğranmış kuzu kuşbaşı, 6 adet tırnak pide, 2 adet kuru soğan, 4 adet domates, 200 gram sivri biber, 2 yemek kaşığı sade yağ, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 yemek kaşığı tuz, 2 su bardağı yoğurt, 3 diş sarımsak, 6 bardak sıcak su. Evet, son yemeğimiz teşrübe. Teşrübe için sabah kasaba gidildi. Başında beklendi. Evet, hakikaten dört dörtlük bir et verdi. Murat Bey'e çok teşekkür ediyorum buradan tekrar. Evet. Çok güzel ilgilendi, hakikaten. Ağırladı bizi. Evet, altını açıyorum. Ama sade yağımızı getireceğiz. Şimdilik böyle bir... Bak aslında ne kadar aslında bunun sağlıklı olduğunu gösteriyor, bak, erimiş hiç, olması. Evet. Ne yani, kadar koydun? Şöyle iki kaşık kadar. Evet. Çok ağır olması şöyle. Şuraya alacağım o. Vallahi daha iyi harlı ateşte. En sevdiğim o. Evet. 1 kilo iri kuşbaşı kuzu etimiz orada kavrulacak. Evet. Soğanını doğrayacağız. Ben doğrayayım mı sana? Soğanı iyi olur vallahi. Hadi bakalım. Çok ufak doğrama, böyle normal. Öyle mi? Evet. Domates soyulacak. Ben de yardımcı olayım mı Özelcan? Olur. Şimdi bu ana yemeğimiz olacak. Günün ana yemeği, en özel yemeği. Evet. Soğanı ayrı atacağız değil mi? Daha biraz istiyor. Biberleri de doğrayalım. Tuzunu atalım. Allah rahmet eylesin, 6 yıl olmuş eşini kaybedeli. Evet. Az önce öğrendim, böyle çok üzüldüm birden. Evet. Çok da severmişsin. Harika. Yani aşık birbirimize, hala aşığım kocama. Çünkü dünyanın en mükemmel insanıydı. Aşk evliliği o zaman. Vallahi yok, aşk evliliği değildi ama büyük bir aşk, harika bir aşk. Ve de 35 sene mutlu bir evliliğimiz, en güzeli de 4 çocuk vermesi. Kız, erkek? Şu anda benim 4 kızım, 2 oğlum var. Tabii biri gelinim, biri de damadım. Ay ne şanslı gelin. Tarihli fırlata gibi torunum var, dünya güzeli. Ben patlıcanlarına başlayayım mı? Tamam, onları da alaca soyabilirsin. Yalnız başını çok kesmeyecek, küçücük ya. O kadar, tamam. Nasıl da şirinler, ne kadar güzeller. Aslında daha küçük olmalı ama... Bu sizin böyle patlıcanınız, evet, öyle mi? Evet. Kilisin böyle. Beceremedim, hayırdır inşallah. Şeyse ben soyayım. Vallahi güzel beceremedim. Sen bir kes herhalde bakalım. Herhalde patlıcanımızın cinsinden. Acaba öyle bir olabilir. Yap bakayım. Gel, sen nasıl yapacaksın? Gel buyur, sen kavurmaya başla. Patlıcan için tavan. Tamam. Bu da tamam. Ne koyalım? Şimdi domatesini koyacağız hayatım. Şöyle. 4 tane domates salça herhalde, evet, koyalım şimdi. Buna 2 kaşık salça koyacağız. Yemek kaşığı, tahmini o gelir. 1 kaşık da biber salçası. İyi mi? Biraz daha. Nasıl salça seviyorsunuz, evet, siz Antepliler? Karabiber koyacağız. Karıştıralım. Karabiber. Ay. Seko, al şunu bir çek. Tuz atmıştık. Başka, evet, ne katıyoruz? Bu kadar. O kadar. Su koyacağız. Su koyacağız. Şimdi bunu 6 bardak su koyacağız.
Biz aşırı karabiberciyiz. Ben de. Kırmızı biber, karabiber yani öyle elle çekmek yetmez bize. Hop 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 kırıldı bardağım. Hayırdır? Ne oldu? Kırıldı. Nazar çıktı. Sıcak tutunca kaynanasından korkmazmış insan. Kaynanasından korkmayan sıcak tehlikeli bence. Evet. Korkma değil de çekinmeli böyle bir. Şu yemeğin kıvamına bir bakar mısın Volkan? O kadar lezzetli görünüyor ki bak. Kaç bardak koydun? Dört dedin, dört koydum. Yok altı dedim. Öyle mi? Daha altı koyacağım dedim. Çünkü suyundan ekmek ıslatacağız ya. Peki. Artık kapağını kapatıyorum. Tamam, kapatırız. Karabiber koyduk mu? Koyduk. Tamam. Bu kadar. Şimdilik direkt patlıcanlarımızı da kızartalım. Yağını koyayım. Patlıcan için. Zeytinyağı. Zeytinyağı değil mi? Ayçiçek yağı. Zeytinyağı mı isterdin? Neyse olsun. Şimdi şunlar senin yanında getirdiklerin. Aslında bunlar bayağı fazlaydı. Biz birlikte kaldık, akşam dayanamadık, yedik. Evet. İyi de yaptık, sahur da çok güzel gitti. Bunlar da Alaaddin getirdi, buldu. Evet. Tırnaklı pidelerimiz. Bu Kilis, bu İstanbul. Aynen öyle. Şu çöpleri alayım, o yağımız ısınana kadar. Evet, ben toplayayım. Kızan yağımıza hiç şey yok merak etme, su yok. Evet, tamam. Şöyle bir döndüreceksin sadece, evet. Değil mi? Evet. Böyle bayramda falan, Ramazan bayramında kimde toplanıyorsunuz? Vallahi eskiden kayınvalideydik. Şimdi de büyük biz olduk, bizler de toplanılıyor. Tabii. Geliyor mu bütün çocuklarım? Tabii. Şimdi bence çiğ köftemizin malzemelerini ben ufak ufak çıkarayım, hazırlayayım. Ben kızartayım. Aynen, sen bunu devral, ben bir tepsimi falan bulayım. Evet. Biber, karabiber, salçalar. Evet. Nursel'cim bunları çıkarıyorum. Tamam. Tamam. Bunlar da tamam oldu. İlla şu patlıcana bir yağ yüzü göstereceğiz. Evet, o zaman evet, çok şart. Güzel oluyor. Ay çok tamam. Güzel gözüküyorlar. Küçücük evet. Küçücük. Merhaba. Merhaba. Kızım geldi. Kızın oldu belli. Oğlum da geldi. Eşim. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Buyurun. Biz çok teşekkür ederiz. Aa, nasıl bir aynen benzemek bu böyle? Hoş geldin gülüm benim. Sen hoş geldin. Hoş geldiniz. İsterseniz çıkarın üstünüzü. Tamam, hoş geldiniz. Bakın. Gerçekten de. İster bahçeye ister buraya nasıl rahat ederseniz. Burada olalım. Buyurun. Tamam. Güzel olur. İsterseniz bir yanımızda durun. Bakın gelin yemeklerimize. Neler yaptınız, neler? Hadi bak bakalım. Vallahi neler yaptık. Son yemekteyiz şu anda. Evet. Yağımız boş kalmasın. Şunu da atayım. Evet. Bu sefer Mesut abi geldi. Herhalde yani kapı çaldığına göre. Geldim. Oy. Şu ocağımızı da kapatalım. Hemen kapadım. Teşekkürler. Merhaba. Hoş geldiniz. Aman hoş ya. Geldiniz. Nihayet merhaba. Yani. Mesut abi neredesin sen? Evet. Ağaç ettin bizi bekliyor. Çiğ köfte yiyeceğiz. Nasılsınız? Keyfiniz nasıl? Siz nasılsınız? İyiyiz. Tuğba Hanımlar geldi, eşi geldi. Siz de mi geldiniz?
Çok güzel ve hoşuma gitti ya kalabalık evet, aile evet. masası. Evet. Şimdi Mesut Beyciğim, evet. elinizi yıkayın. Evet. Aa ne oluyor ben de geleyim. Şöyle araya. Instagram Nursel'in mutfağı küçük harfle birleşik. Mutlaka yorum yazın. Ramazan evet. fotoğrafı oldu resmen. Evet. Mesut abi elini yıkıyorsun. Hemen. Ondan evet. sonra hemen bize çiğ köfte yoruyorsun. Evet. Tamam, tamam. Hadi bakalım. Tamam, herkes hemen boş durmaya. Şurada emekli hemen olsun. Yukarı çıkınca göreceksin lavaboyu. Tamam. Siz Haydi. Bahçede isterseniz keyfinize bakın. Teşekkür ederim. Hadi buyurun. Ya da eşi olarak su dökmek istersen, baharat dökmek istersen hiç hayır demem. Sen de istersen çık yukarı. Şöyle bırakabilirsin. Değil mi? Eşi de boş durmasın. Tabii tabii. Şimdi biz de hemen işlemleri Onlar gelene başlayalım. Kadar yol alalım. Evet. Pideleri nasıl keseceksin? Gel kes. Ben yoğurdunu onları... ayarlayayım. Esas küçük bir makasımız, mutfak makasımız var mı? Var. Ver onu, o daha güzel kesiyor ya. Al. Tenceremi alıyorum, doğru evet, mu? Evet, tencereyi alıyoruz. Şimdi onun altını açacağız. Böyle biraz çalkalıyorum. Hemen şimdi ilgileneceğim sizinle. Patlıcanları üzerine dizeceğim canım. Şöyle bırakıyorum evet, öyle mi? Evet bırakacaksın. Bak ben de ama sana ne güzel dizdim. Tabii gel ablacığım sen de. Şimdi Hatice abla bunu... Kapağını kapatıyorum. Kapatalım, bir 5 dakika kaynayacak. Bunun yoğurdu nasıl, nerede? Şimdi yoğurdu yok, o sonradan sunumda. Mesut abi senin her şeyin hazır. Hazır. Nerede rahat edersen başla. Burada mı yoğurursun Mesut? Evet. Orada mı rahat yoğurursun? Orada yoğururum daha tamam. rahat. Şuraya gel seni alayım. Canım. Şöyle, evet gayet burası iyi. Şöyle bir açayım sana. Kaç ölçü? Kaç ölçü yapıyoruz? Bundan etimiz... Çay bardak Mesut'cum. İki mi? İki bardak. Bardak. İki bardak Çok ölçü Çok fazla yapıyoruz. Hatta 1,5 bardak yine yeter. Sen bence şey yap, Hatice abla. Gel yanımızda dur ölçülerde. Tabii, ben bir bakayım da. Sen de ora. Kıymayı getiriyorum. Tamam. Kıymamızı 4 kere çektirdik kasapta. Yarım bardak su alalım. Yeter. Yeter. 2 bardak şey de koyalım. 2 bardak simit koyduk buna. Evet. Şimdi önce göremizin olan domates salçasını koyuyoruz. Bir kaşık. Biraz da koyalım biraz daha. Biber salçası yöremizin, gene Kilis bölgemizin. Kendi getirdi. Ben getirdim, ben evet, getirdim. Koyayım mı daha? Yarım daha koyun. Tamam. Toz biberi de atalım. Bu da yöremizin toz biberi. Pul biber. Pul evet. biber, biz de toz biber. Biz toz biber deriz, pul biber diyemeyiz. Bay efendim, az önce ben hazırladım ya, toz biber koydum oraya. Toz kırmızı biber koydum. Biraz daha. Peki. Oo, esti gürledi tamam. bana. Nerede benim diyor, toz biberim. Burada diyorum, evet, değil ama. O diyor. İki kaşık. Biraz dediğim dediksin ha. İki kaşık daha karabiberimiz. Bak sana bol bol yeni karabiber bahar. De evet. koydum. Yeni i̇şte baharımız. Evet. Tamam. Evet bu oldu. Şimdi bismillah de bakalım. Bismillah. Peki sonra. Karıştırabilir. Biraz karıştıralım. Soğan. Kuru soğan mı? Evet. Koyalım biraz hemen. Biraz da kuru soğan. Senin gelinin dururken ben niye yapıyorum bilmiyorum da. Evet. Yok yok vallahi makbulemiz de maliyettir maşallah. Gelinim de gelinim. Kaç yıllık evlisin? 26. Aa ne kadar çok olmuş.
Biraz yoğurduktan sonra tamam. Kesinlikle onu da koy. Olan soğanımızı da ekliyoruz. Tamam. Tamam. Ve tekrar iyice karışım yapıyoruz. Biraz etini alıyoruz. Niye parça parça katıyorsun? Al biraz seni. Yavaş yavaş. Şöyle. Yavaş yavaş. Yedire yedire. Sakin ol diyorsun. Evet. 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 Bu arada biz de yoğurda geçelim mi? Şöyle yapalım. Nasıl? Mesut abi bunu da aldıktan sonra bir mutfağa toplamaya geçelim. Evet. Bütün yemeklerimiz bitmiş oldu. Meyan kökü şerbetimiz var. Aa, daha. Hadi gel onu hadi, koyalım. Yok ona da gel. Koşturuyorum. Gel. Hadi sen şöyle. Şimdi burada bizim bir ölçümüz var. Şöyle alayım. Bu iftarda olmazsa olmaz bizim. Yani Ramazanımızdan. İlk defa içecek olabilirim. Evet. Kilisli. Bunu içine atıyoruz. Ağzını kapatıyoruz. Ha, demlenecek çay gibi evet, öyle mi? Evet. Aa. Bir saat yakın böyle bir dinlenmesi oluyor. Ve de renk verir. Evet. Ay çok güzel. Çok evet güzel bakın demleniyor. Görün nasıl inişi. Aa, ilk defa gördüm evet. Ben bunu. Allah Allah çok i̇şte beğendim böyle, ama. İşte böyle bakın. Renk peki değişiyor. O zaman gel tamam, yanıma. Tamam ekmeğimiz de tamam. Gel. Bütün yemekler bitti. Şimdi evet. Gerçekten bu aileye yakışır bir Ramazan sofrası kurmak lazım. Bugün evet. Görevim daha da böyle şey. Kıymamızı da koyalım. Onu da al. Biz hatta. Masamıza geçelim. Sen devam et ben hazırlıklarımı yapayım. Ben de giyinmeye başlayayım. Lütfen. Sen tamam bak mı? Keyfine ben hazırlıkları tamam. Yapayım. Tamam teşekkür ediyorum hadi hoşça kalın. Sunumlar. Hadi bakalım. Geldin şekerim. Hoş bulduk. Ay, kızın mı hazırladı seni? Evet. Ha, bir kızının dokunuşu var belli. Evet. Şu çorbayı böyle aktarıyorum buraya. Tamam. Ona tereyağı lazımdı. Ha, onun hemen. Yağını koyayım ben önce. Evet hemen. İki kaşık zaten çorbamız çok yağlı olduğu için. Bu evet. Suyu. Aynen. Hemen az bir şey kokusu gelsin. Yeterli. O kadarcık mı? Evet, kokusu gelsin yeterli. Peki. Evet. Evet. Tamam. Allah Allah. Tamam. Ay, çok güzel gözüküyor. Ellerinize sağlık. Afiyet canım. Olsun. Süpersiniz. Tamam, mutfak. Yıkayın tabii. İsterseniz yukarı çıkın bence. Yukarıda daha rahat edersiniz. Tamam. Elimizi yıkayalım Mürsel Hanım. Gidelim. Tamam, tamam. Peki. Geldim. Daha kim geldi acaba? Hadi bak bakalım. Hey. Allah Allah Ramazan. Sıcacık. Aynen. Bravo. Vallahi süpersin. Sonra kayıt dışı gelirsin. Tamam. Pidelerimiz yanıyor Volkan. Of of of. Masaya koy. Of sıcacık. Evet harika. Şöyle göstereyim. Süper. Ramazan'ım olma. Nursel'cim bunların fıstığını, bademini koyalım. Çok da kaybetmek istemiyorum. Biz sofrada karıştırırız. Şöyle bir evet, gözüksün. Evet, görüntü. Benim için çok ilginç bir görüntü çünkü. Oldu. Tamam. Mesut abicim isterseniz sizi de bahçeye alabilirim. Damadın tamam, yanına. Peki. Tamam, peki. Ben de gideyim. Evet. Şimdi sıra geldi teşrübemize.
Eşin balkonda, terasta. Aman terasta, balkonda hepsi karıştı birbirine. Şimdi yoğurdunu koyacağız. Her tarafını şöyle bir gezdirelim. Şey ne kadar güzel bir adettir. Mesela Ramazan'da oruç tutanların yanında asla bir şey yenmez ya. Yense evet. Çok ayıptır. Evet. Böyle gizli gizli yer yiyen de çok takdir ettiğim bir harekettir. Evet. Üstüne de patlıcanları yerleştirelim. Ben yine tencereye dizdiğim gibi dizsem yanlış bir şey yapmış olmam. Yok, değil mi? Yok, hiç olmaz. Ne sunduk be? Evet. Sonra yani emeğimizin karşılığı güzel evet, oldu ama. Evet, günün en güzel anı boşuna evet. Demiyorum. Şahsen dolmamızı bir tık fazla pişirmişiz. Şöyle bir elledim. Eğer şey yaparsak dağılır gibi geliyor bana. Ters çevirelim. Tamam, olur. Üstünden kemikleri alalım. Tamam. Yalnız bir şey diyeceğim, bu buna şey ya. Şu beyazı versene Büşra, beyaz servis tabağını. Bundan korktum. Sanki böyle tam oturmuyor ya. Uhu. Ay. Aa, tatlım. Şimdi bu böyle etli bir kemik olsaydı olurdu da olabilirdi böyle. Ama biz önemli olan lezzeti çıksın diye aynen. Koymuştum. Şöyle yağlarını da alalım. Alalım. Oh, şimdiki bu da güzel oldu. Şimdiki sıra neye geldi bakalım. Şimdi cennet çamuru var. Evet. Buna yel pidelerimizi koyalım. Hı-hı. Ramazan'ın olmazsa olmazı. Acıktın mı sen Demir? Hı hı. Ha? Acıktın mı? Ne kadar uslu bir çocuk ama. Neyse aynı yes. Emir'e benziyor. Emir geldi mi ortalığı birbirine katıyor. Son olarak günün bombası var. Ağırlaşmış. Tamamdır. Tamam. Şimdi senin reçellerin falan var. Masayı hazırlayayım. Hazırlayalım. Artık ben yoruldum. Oturabilir miyim? Lütfen. Mesela. Gel şuraya şöyle otur. Çok teşekkürler. Gel şöyle otur. Misafirlerim, acıktınız mı? Yanımıza gelsenize. Buyurun böyle yamacımıza oturun. Sohbet edelim. Nereye gitti benim? Buradayım. Canım benim. Buyurun. Buyurun. Kim nasıl isterse, nasıl oturmak isterse. Şöyle buyursa. Oturun. Sen ben... Hadi buyur. Allah'ım damadın yani otur. Yani damadın hürmet olmazsa olmaz. Sence sen de otur bari halacığım. Biz yedim. Ha ondan. Ha şunu deyin bana. Yemekleri getiriyorum. Bu da Mesut abimin çiğ köftesi. Afiyetler olsun. Buraya acur dolmamız gelsin. Of.
Cennet çamuru nereye geliyor? O benim önüme gelsin. Şu çiçeğimiz şurada olsun. Evet. Halam çok güzel oldu. Elin kolun dert görmesin gerçekten. Teşekkür ediyorum. Hani derler ya Ramazan'da bereketli olur. Evet. Gerçekten çok bereketli bir masa oldu. Evet. Ailemiz şenlendirdi resmen. Yemekleri sayalım. Ne yemekler yaptık? Yemekler. Şöyle şuradan başlayalım. Ayran çorbamız. Yoğurtlu çorbamız. Teşrübemiz. Acur dolmamız. Cennet çamurumuz. Var mı Ramazan sohbeti yapmak isteyen, vedası yapmak isteyen? Allah her sene insanları, Müslümanları bu zamanla karşılaştırsın. Hep soframız böyle, bütün Müslüman aleminin sofrası zengin. Amin. Sağlıklı, sıhhatli olsun. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Mutfağınızdan mis gibi yemek kokusu, masanızdan en sevdikleriniz, evinizden Ramazan'ın bereketi hiç eksik olmasın. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın.